Çok kıymetli genel başkanlarımız, konfederasyonumuzun sendikalarına bağlı çok kıymetli genel yönetim kurullarımız, memur sanayilisinin saygıdeğer üyeleri, kıymetli basın mensupları, değerli kamu görevlileri, 7. dönem toplu sözleşme masasının gündemini oluşturacak tekliflerimizi kamuoyuyla paylaşmak üzere bir aradayız. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yedinci dönem toplu sözleşme masasının başlamadan önce bugün bir araya geldiğimiz bu toplantıda önümüzdeki 2 yıllık süreç içerisinde kamu görevlilerinin mali ve sosyal özlük hakları ile çalışma şartlarını düzenleyecek, gelir dağılımında adaleti sağlayacak, ücret skalasında hak ettiği konumu üretecek, mali haklarını iyileştirecek tekliflerimizi bugün kamu işverenine teslim edeceğiz. Toplu pazarlık sorunların görüldüğü, anlık kararların ve durumu kurtarmaya yönelik politikaların değil, eksikliklerin etraflıca tartışıldığı, adil olanı ve mağduriyet üretmeyen kararların birlikte ele alınmasına imkan tanındığı en önemli sosyal diyalog mekanizmasıdır. Toplu sözleşme, hakkı temin etmenin, eksiklikleri gidermenin, beklentileri hayata geçirmenin ve sosyal maliyeti önlemenin en kilit anahtarıdır. Memur sen olarak emeğin, varlığın, terinin karşılığını almak, 6 milyonu aşan emekçinin, kamu görevlisi ve emeklisinin mağduriyetini önlemek ve adil olanı hayata geçirmek için toplu sözleşme masasına da sosyal diyalog zeminine de her zaman önem veriyoruz. Kamu işvereni de adil bölüşümü, alın terinin karşılığını, kamu görevlilerinin hukukunu, büyük ve güçlü Türkiye vizyonunu hayata geçirmek için toplu sözleşme masasını bir fırsat olarak görmelidir. Keza toplu sözleşme dışında yapılan mali ve sosyal düzenlemeler sistemi alt üst etmiş, işin içinden çıkılmaz hale getirmiştir. Onun için düzenlemeler, İyileştirmeler toplu sözleşme masasının konusudur. Bu açıdan buna özellikle riayet edilmeli, toplu sözleşme sistemini bypass eden her türlü düzenleme daha büyük sorunu beraberinde getirmektedir. Tekliflerimizin sunumundan sonra kamu işvereni için bir haftalık uzun bir süre olacak. Bu süre içerisinde kamu işvereni tekliflerimizi tasnif edip ayrıştırıp 1 Ağustos'ta zamanı verimli kullanmamız, kısa süre içerisinde bu kadar konuyu konuşacağımız bir toplu sözleşmede fırsat tanınması için 1 Ağustos'ta teklifle gelmelidir. Onun için bu 1 haftalık süreyi kamu işvereni mutlaka hazırlık süreci olarak görmeli ve bütün tasnifleri yaparak gelmeli. Değerli basın mensupları, 7. dönem toplu sözleşme teklifimizi açıklamadan önce birkaç hususun altını özellikle çizmek isterim. Ocak ayından bu zamana dolar kurunda %46. Gram altında %47'ye yakın yükselişin olduğu ve özellikle son 1 aylık süreçte akaryakıtta %40'ın üzerinde artışın yaşandığı bu ekonomik tablonun vergiler, emtia ve zorunlu giderlere yansıdığı bir dönemde böyle bir zaman diliminde toplu sözleşmeye gidiyoruz. Bu noktada kamu işveren tarafı da mali disiplin politikaları, ekonomide dengeleme ve tasarruf tedbirleri gibi gerekçeler yerine ekonominin gerçek verilerini dikkate alarak alım gücünü yükseltecek, reel geliri artıracak tekliflerle masaya gelmeli. Diğer taraftan imzalama döneminden 4 ay sonra uygulanan hedeflenen ve beklenen enflasyon tahminleri üzerinden tekliflerle gelinen ve 1 aylık zaman dilimine sıkıştırılan toplu sözleşme sisteminin dayanağı olan kanun miadını doldurmuştur. Bunu özellikle ifade ettim. Tam da bu sebeple bu toplu sözleşmede 4688 sayılı kanunu değiştirme ve güncelleme noktasında da
ortaklaşa bir iradenin kayıt altına alınmasını hedefliyoruz. Değerli basın emekçileri, 2024-2025 yıllarını kapsayacak genel hatlarıyla maaş ve ücret artışlarına ilişkin tekliflerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle sözün yerine gelmesi, vaadin karşılığını bulması için 22.000 TL'den kaynaklı en düşük devlet memuruna eksik uygulanan 1650 TL'nin başlangıçta bir defa tazminini istiyoruz. Biliyorsunuz ki İletişim Başkanlığı'nın da, Devletin Strateji Başkanlığı'nın da, devletin kaynaklarının da en düşük memur maaşını gösterdikleri rakamla 22.000 TL'ye ilişkin yapılan hesaplamada uyum yok. Bu açıdan bu boyutuyla en düşük devlet memuru maaşı 22.000 TL'ye çıkmamıştır. Arada 1650 TL'lik bir fark kalmıştır en düşük devlet memuru için. Onun için 1650 TL'nin tazminiyle masaya başlanmalı. Geçtiğimiz 2 yıllık süreçteki enflasyon verilerini dikkate alarak 2024 yılı için 3'er aylık dönemler itibariyle refah payı dahil birinci 3 ayda %35, ikinci 3 ayda %10, üçüncü 3 ayda %15, dördüncü 3 ayda %10 artış istiyoruz. 2025 yılı için ise Türkiye'nin ekonomik verilerinin ve enflasyon rakamlarının iyileşeceğine dair iyimser tavrımız gereği 6'şar aylık dönemler itibariyle tekliflerimizi sunuyor. Refah payı dahil birinci 6 ayda %25 ve ikinci 6 ayda %15 artış istiyoruz. 2 yıllık süreçte toplamda %110 oransal artış teklif ediyoruz. Teklifimizle birlikte vaat yerine getirildikten sonra en düşük kamu görevlisi maaşı 2024 Ocak ayında 29.700 TL olmuş olacaktır. Bununla birlikte kamuda ücret skalasındaki çarpıklığın giderilmesi, kamu görevlilerinin özgürlüklerinin artırılması, sosyal yardımların kapsamının genişletilmesi ve emekli aylıklarının artırılması yönündeki tekliflerimizi de kısa başlıklar halinde sıralamak istiyorum. Enflasyon farkının dönemsel artışı geçtiği aydan itibaren ödenmesini, toplu sözleşme ikramiyesinin aylık 1000 TL olarak ödenmesini, aylık 7.650 TL kira yardımı verilmesini, birinci derece yükselmiş bütün kamu görevlilerinin ek göstergesinin 3.600 olmasını ve yapılan vaadin yerine gelmesini, sözleşmelerin kadroya geçiş sürecinde kapsam dışında tutulan PTT'deki İHSL'ler dahil olmak üzere kapsam dışında kalan sözleşmelerin kadroya geçirilmesini, dini bayramlarda 4.850 TL ikramiye ödenmesini, eş yardımının 2.000, çocuk yardımının 500 TL ödenmesini ve bu yardımın emeklilere de verilmesini özellikle teklif ediyoruz. Emekliler boyutuyla mağduriyetin herkes tarafından bilindiği, Cumhur İttifakı'nın ortakları tarafından da görüldüğü gerçeğini bir kez daha hatırlatıyor. 8.077 TL seyyanen zamın emekli kamu görevlilere de yansıtılmasını özellikle ifade ediyor ve istiyoruz. Mühendis, şube müdürü, müdür, müdür yardımcısı, şef gibi birçok ünvandaki kamu personelinin özel hizmet tazminatı ve ek ödemeler dahil mali haklarının iyileştirilmesini istiyoruz. Çünkü kamuda ücret skalasında ciddi çarpıklıklar oluşmuştur. Burada hakkaniyetin ve adaletin sağlanması gerekiyor.
Yardımcı hizmetler sınıfı, uzun süredir gündemde tuttuğumuz, geçen toplu sözleşmede de ısrarla üzerinde durduğumuz, bu toplu sözleşmede de yine masaya özellikle getirdiğimiz bir sınıf. Onun için yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılarak bu arkadaşlarımızın genel idari hizmetler sınıfına aktarılmasını istiyoruz. Gelir vergisinin %15'e sabitlenmesini, görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarının ihtiyari kurumların keyfine göre değil, icbari olmasını, KPDK'da önceden aldığımız karar gereği 3 yılı aşmayacak şekilde tüm kurumlarda görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarının zorunlu olarak yapılmasını istiyor ve teklif ediyoruz. Değerli basın mensupları, önceki dönem toplu sözleşmede kazanım olup revize edilen 19, aynen korunan 26, yeni sunulan 84 olmak üzere toplamda 129 teklifimizle birlikte 11 hizmet kolunun tamamında yetkili sendikalarımızın 807 teklifiyle beraber toplam 936 teklifle kamu işverenine tekliflerimizi sunmuş olacağız. Kamu alanı geniş bir alan. 4 milyonu bulan kamu görevlisi, 2 milyonu aşan memur emeklisi. Onun için kamuda ciddi anlamda çözülmesi gereken sorunlar var ve bunun için de en etkili mekanizma toplu sözleşme mekanizması. Bu mekanizmada bu sorunları çözmeyi umut ediyoruz. 7. dönem toplu sözleşme tekliflerimizi memur sen ve sendikalarımızın internet sitesine de yüklemiş olacağız. Tekliflerimizin tümünü maddeler boyutuyla muhataplar inceleyebilirler. Bu vesileyle siz basın emekçilerimizin şahsında tüm basın mensuplarımızın da 24 Temmuz gazeteciler ve basın bayramını tebrik ediyorum ve emeğinize, gayretinize özellikle teşekkür ediyor ve tüm salondan basın mensuplarımıza kuvvetli bir alkış istiyorum. Memur sen ve 11 hizmet kolunun tamamında yetkili sendikalarımız masanın emekçiler yönüyle tek temsilcisidir. Bu toplu sözleşmenin Türkiye'nin 100. yılına ve Türkiye 100 yılı vizyonuna yakışır bir toplu sözleşme olacağına inanıyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yedinci dönem toplu sözleşme süreci hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tekliflerimizi bugün Çalışma Bakanlığı'na teslim edeceğiz. 11 hizmet koluna ilişkin tekliflerimiz de gün içerisinde hepsi sırasıyla teslim edilmiş olacak. Evet, çok teşekkür ediyorum. Basın mensubu arkadaşlarımızın soruları varsa alalım. Değilse zaten açıklamamız yeterlidir. Devamını ilerleyen süreçlerde beraber getiririz diye düşünüyorum. Buyurun. Öncelikle bizi bayramımızı kutladığınız için size teşekkür ediyoruz. Görüyoruz ki memurların sahibiyle zor dönemde, emekliyoruz da bir de zor dönemde şu. Aslında biz de bayram değil, demokrasisinin önemli bir bölümü olan 4. ücret yanında çok derin sorunlar yaşadık dönemdeyiz. Dolayısıyla aynı milletin mensupları olarak bu kaygıyı getirmek istiyorum. Sorun şu efendim. Batılı kaynaklar, ekonomist başta olmak üzere Türkiye'nin moratoryum hazırlığında olduğunu, artık önümüzdeki dönemde alınan paralarla birlikte memurun işçisinin parasını ödeyemeyecek bir durumda olduğunu yazıyor. Çünkü Türkiye'de kapalı bir basın olduğu için dışarısı bizi daha iyi gözlemliyor. Oradaki diplomatik temasları ve yapılan anlaşmaları daha iyi tahmin ediyor. Dolayısıyla Türk milletinin bir ortak akılda buluşması ve yarına dair devlet milletin bütünlüğünde memurlarımızın daha iyi bir yaşam süreci sağlaması için acaba tüm sendikaların bu olağanüstü dönemde ortak bir akılla Çalışma ve Bakanlığı'na ve hükümete ortak bir teklif sunarak daha milli bir gelecek için
bir çalışma yürütülemez mi? Çünkü herkesi bilmiyoruz, herkes kendi cephesinden haklı ama ülkenin gerçeği de başka bir gerçek. Bununla ilgili görüşlerinizi öğrenmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Öncelikle dış kaynaklar, emperyalist ülkeler, dışarıdaki suflörler, bundan önce de bir sürü cümleler kurdular, bir sürü felaket tellallıkları yaptılar. Türkiye büyük ve güçlü ülkedir. Bu teklifleri yerine getirebilecek, onların beklentilerini de ters yüz edebilecek bir ülkedir. Biz ülkemize güveniyoruz. Diğer kamu görevlileri sendikalarıyla beraber teklif götürülebilir mi? Zaten memur sen başkanı olarak değil burada. Aynı zamanda kamu görevlileri, sendikaları heyet başkanı olarak bu teklifleri açıklıyorum. Onun için biz zaten diğerlerinin tamamını bu anlamda temsil ediyoruz. Diğerlerinin yapacağı katkılar, verecekleri emekler de bu süreçte önemlidir. Önemli olan memurun bu süreçte beklentisini alabilmesidir. Evet, Erdoğan Bey. Açıkladığınız zam oranları, yani talep ettiğiniz daha doğrusu zam oranları Merkez Bankası'nın enflasyon etkilerini bayağı uzağında, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin uzağında, bu kurumların açıkladığı enflasyon beklentilerine ve hedeflerine ve gerçekleşen enflasyonların oranlarına ne diyorsunuz? Birinci sorun bu. İkinci sorun da dediniz ki en düşük memur maaşının maaşın hesaplamında yanlış bir uygulama yapıldı. Evli ve bekar ve çocuksuz alındı değil mi? İşte orada 1650 liralık bir farktan bahsettiniz. Aslında bu fark 8077 lirayı da değiştiriyor. Yani önce biliyorsunuz enflasyon oranı açıklanacak. Üzerine de yani zamla 22 bine tamamlanacaktı. Bu durumda 8077 liranın da değişmesi gerekiyor. Eğer talebimizin kabul edilmesi halinde. Normalde böyle bir durum olması gerekiyor. Bilmiyorum. Siz sadece 8077 lira olarak burada açıkladınız. Eğer öyle bir değişiklik olursa bütün memurlar ve memurlarla ilgilendiren rakamda bir değişiklik olabilir mi? Teşekkür ederim. Evet. Öncelikle sondan başlayarak cevap vereyim. En düşük devlet memuru maaşı devletin kaynaklarında da 10.440 lira civarında. Dolayısıyla 20.350 lirayı buluyor. En son strateji başkanlığının açıkladığı rakama göre en düşük devlet memuru maaşının yükseldiği rakam burası. Bu açıdan burada 1.650 liralık bir boşluk var. 22.000 TL vaat edildiği için en düşük devlet memuru maaşı 22.000 TL olacak denildiği için bu rakam evli eşi çalışmayan çocuklu memur üzerinden hesaplanarak 22.000 TL olarak ifade edilmiştir. Kamuda, kamu kaynakları da bilir, kamu görevlileri de bilir ki bu en düşük devlet memuru dediğinizde bekar, hizmetli, göreve yeni başlayan memur baz alınır. Bu bütün herkesin ortak kabulü, devletin de resmi kayıtlı verisidir. Bu açıdan oradaki sözün yerine getirilmesi talebimiz doğru bir taleptir. Bunun ister oransal ister seyyanen ama bu sözün öncelikle yerine getirilerek başlanması gerekir masaya diye özellikle bunun için altını çizdim. Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflerine, TÜİK verilerine gelince Merkez Bankası enflasyon hedefleri geriye doğru 10-12 yıla baktığınızda sadece bir defa tutmuş. Geri kalan hiçbir zaman Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi tutmamıştır. Memurlarda, kamu görevlilerinde 4688'den kaynaklı toplu sözleşme sistemimiz Ağustos ayında bize ileride başlayacak 2 yılı 4-5 ay sonra başlayacak 4 tane 6 ayı tahmin edin ve buna göre teklifte bulunun diyen bir sistem. Merkez Bankası'nın tahminlerinin tutmadığı yerde bize bu konuda kimsenin bir şey söyleme hakkı yok. Onun için bunun yolu ya Eşel Mobil sistemini birebir uygulamaktır ya Eşel Mobil sistemine yakın hale getirerek 3'er aylık dönemler halinde uygulamaktır ya da enflasyon verilerini bu anlamda doğru tahmin edecek teklifleri baştan sunup bize de ona göre gelmektir. Bu açıdan biz niçin bu rakamları istediğimizi, bundan önce neyle karşılaştığımızı, hangi rakamların tutup hangi rakamların tutmadığını biliyoruz. Bu açıdan memur konfederasyonlarına tut elimi beraber tahminlerde bulunalım
yaklaşımı doğru değil. Onun için 4688 sayılı yasanın miadı dolmuştur. Bunun bir an önce revize edilmesi gerekir ve gerçek bir toplu sözleşme hukuku ortaya konulması gerekir diye ısrarla bunun için cümle kuruyoruz. Teşekkür ediyorum sorunuz için. Özcan Bey buyurun. Burada son cümlenizle alakalı bir soru soracağım. Her toplu sözleşme döneminde bu değişim talebinizi dile getiriyorsunuz ama hiçbir değişiklik olmuyor. Bu 7. dönem sözleşme sürecinde bu konuda somut bir adımın atılması mümkün mü? Böyle bir beklenti oluşuyor. Ben kamu işveren tarafının, hükümet tarafının toplu sözleşme sisteminden kaynaklı sorunları da doğru analiz ettiğini ve farkına vardığını düşünüyorum. Onun için ücret düzenlemelerinde çalışma barışını bozan ve çalışanlar arasında tartışmaları kıyası getiren bu zeminde memur toplu sözleşme sisteminin yeniden ele alınması, mevzuatının yeniden geliştirilmesi konusunda ben bu farkındalığın bu toplu sözleşmede ortaklaşa bir iradeyle çalışma kararına dönüşmesini arzuladığımız için hedef olarak koyduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz hepinize ve herkese tekrar saygılar sunuyoruz. Evet. Şunu tekrar basıncı arkadaşımız tekrar kaldırabilir miyiz diyor. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. 7. dönem toplu sözleşme hayırlı uğurlu olur inşallah.